tutsam kollarından, tutumsam kollarından. Oy araba arabayı bağladım çoraba. Bundan sonra mektup yok, kuri kuri merhaba, kuri kuri merhaba. Oy araba arabayı bağladım çoraba. Bundan sonra mektup yok, kuri kuri merhaba, kuri kuri merhaba. Bundan sonra mektup yok, kuri kuri merhaba.
Kutlam sırayı İmranlı'nın güz halayı Coş duralım Sivas'ı Sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yıldırım Show programından, ben Yıldırım kardeşinizden, şu anda bizleri Ekin Türk TV ekranları başında izleyen tüm dostlarımıza selamlar, sevgiler göndererek bir programımıza daha başlamış bulunuyoruz. Efendim, her pazartesi biliyorsunuz saat 22'de ne oluyor? Ekin Türk TV'de Yıldırım Show rüzgarı esiyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da maşallah salonumuz, stüdyomuz tıklım tıklım dolu. Ben yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Stüdyodaki dostlarımız sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Folklor ekibimiz hoş geldiniz. Yıldırım Folklor ekibine şöyle kocaman bir alkış. Yerlerini alıyoruz efendim değerli arkadaşlarımızı. Ve bugün çok değerli bir konuğumuz var. Şöyle konuğumuzun yanına doğru gidiyoruz. Kaptan Köşkümüze. Efendim. Buradaki mikrofon, hemen şu mikrofonumuzu alalım şöyle. Efendim bugün bizleri yalnız bırakmayan ta Avusturya'dan, Viyana'dan gelen bir başkanımız var. Avusturya Viyana Tozanlar Dernek Başkanımız Kerem Yavuz bugün konuğumuz oldu. Gerçi Kerem Yavuz Başkanımız biz aşağı yukarı her programda zaten bahsediyoruz, selam gönderiyoruz. Çünkü niye? Sponsorlarımızdan birisi olduğu için ayrıca kendisiyle de gerçekten çok güzel programlar yaptık. Çok güzel konserlerimiz oldu, düğünlerimiz oldu. Başkanım hoş geldin, bir tanıyalım. Sağ olasın. Öncelikle bu güzel, bugünkü programa katılan değerli kardeşlerimize, Ekin TV'ye ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Sivas, Hafik, Yakaboyu köyündenim. Avusturya Viyana'da ikamet ediyorum. Viyana'da 2008'den bu yana Tozanlılar Dernek Başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda inşaat işleriyle uğraşıyorum. Alke Drokken Bau. Ekranlarda zaten çıkıyor. Alke Bau demek. Bau inşaat, Alke Allah kerimdir,
ve Ali Kerem isminde kurulmuş bir Türk firması. Ben buradan değerli iş ortağım Ali Demirkurt'a ve Alke Bağı çalışanlarına çok selamlarımı gönderiyorum. Ali Bey'e biz de selam gönderelim. Ali abi hep kayıp ama hiç görüşemiyoruz. Ne arıyor, ne soruyor. Böyle de hayırsız bir adam yani. Anca oraya gittiğimiz zaman aman Yıldırım, canım Yıldırım diyor ama ondan sonra hiç arkası gelmiyor yani. Bir daha göremiyoruz. Bir dahaki konsere kadar. Yıldırım Bey şu an onlar da sizi izliyorlar. Zevkle izliyorlar. İzlediği için böyle söylüyorum zaten. Duysun da arasın diye. Kerem Başkanım, gerçekten çok değerli bir başkanımız. Çünkü ta Avusturya'dan, Viyana'dan bize destek verdi. Keşke her dostumuz böyle duyarlı olsa. Şimdi dostlarımız bazen soruyorlar işte program ne zamana kadar devam edecek diye. Şu an Mart'a kadar devam edeceğiz. Mart'tan sonrası Allah büyük yani destek olursa, sponsorluk anlamında destek olursa devam edeceğiz. Yoksa Allah'a ısmarladık deyip çekip gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Sanırım devam eder. Bu güzel bu güzellik her zaman bizlere lazım. Çünkü biz Ekin TV ve sizlerin aracılığıyla kendimizi ve derneklerimiz olsun, birliğimizi, beraberliğimizi her zaman için buralardan tanıyoruz, biliyoruz. Çünkü bu bize bir araç yani. Bu aracılıkla, sizin aracılığınızla bizler tanınıyoruz. Teşekkür ediyorum ben sizlere. Bunları yapmamız gerekiyor yani. Çok sağ olasın başkanım. Dedim ya keşke böyle senin gibi dostlarımız daha çok olsa. Efendim yine program sponsorluklarla ilgili. Program desteğiyle daha doğrusu ilgili bize ulaşmak isteyenler irtibat numaramızdan ulaşabilirler. Biz de istiyoruz tabii ki yaz ayına kadar devam edelim ama malum programın da bir yükümlülüğü var, bir götürüsü var yani gerçekten. Bu da destek olduğu zaman kolay oluyor ama bizim sırtımıza bindiği zaman da yük biraz zorlanıyoruz. Ki ben Seydoğlu Catering'e çok teşekkür ediyorum. Biz Eylül ayında başladık. Eylül ayından bu zamana kadar bizlere destek verdi ama sadece her zaman bir kişiye yüklenmek de olmuyor. Başkanım şimdi Seydoğlu bize bugün 3 senedir sponsorluyoruz. Yani hala da ben devam et demeye şimdi yüzüm olması lazım değil mi? Yani başka kimse evet. Yok mu diyecek yani. Onun için başka dostlarımızla bekliyoruz. Yine sağ olsun Mart ayına kadar gerekli desteğini verdi, uzattı program ama biz Mart ayından itibaren de başka dostlarımızla bu programa, en azından bu kültür programına destek olmalarını bekliyoruz. Onu da söylemiş olalım. Yoksa yar eser Yıldırım gider yani. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi başkanıma biz Viyana'ya gittiğimiz zaman çok iyi bakıyor bize gerçekten. Havalanında karşılıyor bizi tekrar havalanına gelene kadar. Ya başkanım orada amma çok acıktık biz ya. Amma yemek yedik ya 2 saatte bir. Şimdi bizim orası modern yerler. Evet. Her zaman için her şeyde bulunuyor. Hatta şöyle kısa bir gidelim mi? Bir Viyana ve Eteremizi kısa bir izleyelim. Kimse hemen ayrılmasın çok kısa. Biz de duyalım sesini aç sevgili Derya'cığım. Viyana'dayız. Havaalanından indik hemen. Başkanım sağ olsun karşıladı. Vallahi özlemiştik geçen seneden bu yana. Evet. Bir sene oldu başkanım. Yıldırım Bey bir sene çok uzun geçti. Vallahi. Bekleye şu bir seneyi siz geleceksiniz diye elimizden geleni yapıyoruz ama. Ama ne demişler? Daha kavuşmaz. İnsan kavuşur. Bak yine buradayız yine. Evet. Geldik. Gönüller bir olsun. Evet. Başkanım sağ olsun. Bizi ekibiyle burada karşıladı. Tabii ki. Şimdi nereye gidiyoruz başkan? Şimdi buradan Otel Arnes'e gidiyoruz. Otel aynı zamanda orada restoran var. Arnes restoranı. 10. Viyana'ya, Kuala Strasi'ye, Otel Arnes'e gidiyoruz. Önce hepimiz sonra oradan artı hemen varıp yatmayacağız herhalde. Sahura kadar bu oradan. Aynen. Başkanım burası neresi? Hayırdır? Burası doğru. Mahir çamadır. Gözlerin, ah o gözlerin. Aklımı baş... Biz demekteyiz. Şimdi başkanım. Yıldırım Bey biz herhalde 170 metre yüksekteyiz.
Evet. Bu kaç? Şöyle baktığımız zaman kaç kavak bu boyu bir acaba? Sanıyorum 50 kavak boyu var. 50 kavak boyu var. Biz öyle satıyoruz sadece. Sivas'tan bir de senden vazgeçmem canım canım. Vazgeçmem Selvi boylum, vazgeçmem kurban oldum. Halaylar çekeceğiz biraz sonra. Bugün size baştan sona yepyeni türküler okuyacağım. İlk defa duyacaksınız. Çünkü bomba gibi bir albüm yaptık. Efendim, Viyana'ya gitmiş olduk başkanım. Ne kadar güzel bir coşkuydu. Biraz sabah şanssızlık vardı. Acayip bir yağmur yağdı. Tam konsere gideceğiz. Festival haline gittik değil mi? Bir yağmur böyle fırtına. O yağmur tam 15 gün sürdü. Öyle mi? 15 gün yağdı. Demek ki kısmet. Kısmet değilmiş. Yine de akşam hemen başkanımıza olsun. Jet hızıyla böyle bir salon hazırladı akşam. Akşam pikniği akşama taşıdık, daha doğrusu gündüz pikniğini. Salonda yaptık. Salonda devamını. Güzel oldu. Ben Avusturya'daki, Viyana'daki bizleri izleyen tüm dostlara da buradan selamlarımı gönderiyorum, sağ olsunlar. Gerçi bir 15-20 gün sonra Allah kısmet ederse yine oradayız. Başkanımızın oğlunun, Saffet kardeşimizin düğünü var. Yine orada sahne alacağız. 9 Mart Pazar günü, Allah nasip ederse Viyana'dayız. İnşallah yine oradaki güzel görüntülerde paylaşırız dostlarımızla, programımız devam ederse tabii ki. Evet başkanım, Viyana'ya doğru gitmiş olduk. Şöyle bir mesajlara bir göz atalım. Sıradaki türkü tüm Ateş ailesine, Zara Yapak köyüne armağan ediyorum diyor.
İyi yayınlar Yıldırım Bey. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun. Sizden Bingöl'de olan teyzem için unutulmaz türküsünü istiyorum diyor. Evet, unutulmaz hemen okuyalım o zaman. Son albümümüzde yer alan güzel bir türküdür o da. Unutulmaz'ı gönderelim. Yıldırım Bey, Sivaslara Şerefiye Yıkılgan Köyü Denek Başkanı Mahmut Yıldız diyor. Sizleri her pazartesi zevkle izliyoruz. Hiç kaçırmadan diyor. Dernek yönetimi ve tüm üyelere desteklerine teşekkür ediyorum diyor. Sıradaki türkü tüm dostlara armağan olsun demiş. O da bir Sivas'tan bir senden vazgeçmem türküsünü istemiş. Onu da göndermeye çalışacağız. Bu arada benim de bir notlarım vardı. Şöyle hemen bir bakayım. Buraları böyle karıştırmışlar ki var ya bulamıyorum. Efendim haftaya Sivas Şarkış'ta Yapracık Köyü Dernek Başkanı Necmettin Sarıkaya burada olacak. Necmettin Bey de bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Unutulmaz türküsü onun da çok sevdiği bir türküdür. Ona özellikle armağan edeceğim, biraz sonra okuyacağım yine. Musa Yıldırım ve ailesi bizleri izliyorlar. Musa abime selamlarımı gönderiyorum. Yine Mehmet abim, Mehmet Yıldırım ve Hediye yengem Çorum Sungurlu da bizi izliyor. Bu arada dün evvelsi gün, bir önceki gün babamı da oraya gönderdik. Şu an Çorum Sungurlu'da sevgili babam Ömer Yıldırım'ın da ellerinden öpüyorum. Efendim önümüzdeki pazar günü yani 23 Şubat pazar günü Doğanşar Tozanlı Dernekler Federasyon Başkanımız Mustafa Süs Başkanım tüm hemşehrilerimize bir kahvaltı veriyor. Sefaköy'de Süs Düğün Salonu'nda saat 9.30'da. Benden rica etti, herkesi davet et dedi. Tüm gelmek isteyen dostları herkesi dedi, bekliyoruz dedi. Pazar günü Mustafa Süs Başkanımızın vermiş olduğu kahvaltıda binlerce insan bir araya geleceğiz Sefaköy'de Süs Düğün Salonları'nda. Yine bir notumuz daha var. Değerli dostumuz Mehmet Çelik'e önümüzdeki dernek başkanlığı seçiminde başarılar diliyoruz demişler. İzzet Güngör ve Ahmet Aktaş. Mehmet Çelik'e biz de başarılar diyelim. O da benim ilk önceki sponsorlarımdandır. Biz de ona eğer başkan olursa şayet buradan bir konser hediye edelim yani ücretsiz. Bir konser de bizden olsun. Hadi bakalım. Bir de bu programın tekrarlarını, program tekrarlarını Facebook sayfamızdan izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Böyle de bir şansınız var ya. Bak ne kadar şanslısınız. Evet, program tekrarlarını Facebook sayfamızdan. Facebook sayfamızı nasıl bulacaksınız? Sanatçı Yıldırım yazınca çıkar zaten. Oradan bulabilirsiniz. İki tane sayfamız var. 10-15 tane var da sadece iki tanesi benim. Diğerlerini bilmiyorum ben. Efendim bu arada bize düğün, dernek, konser, nişan, etkinlik, sponsorlukla alakalı ulaşmak isteyen dostlarımız irtibat numaramızdan ulaşabilirler. İrtibat numaramız şu anda ekranda. Arayın, çekinmeyin, rahat olun. Yaz festivallerimiz, yaz konserlerimiz başladı. Buradan da duyurmuş olalım. Şimdi hemen bir unutulmaz diyelim efendim.
tatlı o sözleri, unutulmaz, unutulmaz, unutulmaz. Vazgeçmem, Selvi boynum,
Vay vay vay. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Efendim bu güzel çiçekler için Seydoğlu Catering'e, değerli sponsorumuza çok teşekkür ediyorum ve çalışanları burada. Sevgili aşçı başımız Ali abi. Sevgili Güzel abi. Vallahi Güzel abi her zaman gittiğim zaman beni çok mükemmel ağırlıyor ya. Sanıyorum herhalde en iyi bana bakıyor gidenlerden. Değil mi? Bu arada bu ne? Gelmeye başlıyor. Çorum leblebesi gelmiş. Ya bu şey takım erasımı gibi oldu. Evet başka var mı? Evet. Damadın teyzesinin oğlundan falan. Şimdi Ali abi şöyle hoş geldin diyelim. Sen de bir selamını gönder abi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Özellikle babama, abime, yengelerime selamlarımı söylüyorum. Çok çok size selamları vardı. Hüseyin Bey'in çok selamları vardı. Burada ona da selamlarımı söylerim. Özellikle bizim gıda mühendisimiz, hem de fabrika müdürümüz Gülcan Hanım'ın çok çok selamları vardı size. Onlardan zamanı yoktu gelmeye. Burada tüm biz seyreden arkadaşlarımız hepsine iyi akşamlar ve selamlarımı sunarım. Teşekkür ederim Güzel abi. İsim var mı senin? Evet, Seydoğlu çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Nasıl gidiyor? İyi, iyi misin iyi. Başkanım? Barış'a vereceğim. Barış'a yok. Öyle mi? Sözcü Barış mı? Peki. Yıldırım abi programı çok güzel gidiyor. Her hafta işte gelmeye çalışıyoruz. Buradan da işte Amasya'ya bol bol selamlar gönderiyorum. Öncelikle Aslan ailesine. Samsun. Buradan tekrar yine Keçilli Köyü'ne, muhtar adaylarına selamlarımı söylüyorum. Efendim teşekkür ediyoruz. Biraz sonra geleceğim ha. Takım merasimi devam ediyor. Biraz sonra geleceğiz. Sevgili başkanım nasıl gidiyor? Sıkılmadınız değil mi? Efendim bu güzel çiçekler için şöyle çok çok teşekkür ediyorum. Değerli sponsorumuza. Şu hediyemizi de Çorum leblebimizi de şöyle alalım. Çorum'a da bir kez daha selamlarımızı gönderelim. Ben değerli sponsorumuza Seydoğlu Catering'e ve Seydoğlu ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun zaten yemekle ilgili aklınıza ne geliyorsa kaliteli bir firma Seydoğlu'ndan şaşmayın diyoruz. İnşallah en kısa zamanda yine ziyaret edeceğim değerli sponsorumuzu ve tüm çalışanlarına da buradan selamlarımı gönderiyorum. Gülcan Hanım'a, Seda Hanım'a, Gülten Hanım'a, Kaya Bey'e, ondan sonra başka kim vardı abi ya? Unuttuk gitti vallahi. Neyse tüm ismi aklımıza gelmeyen Seydoğlu ailesine diyelim. Bir de kart sponsorlarımıza da hemen bir selam göndereyim. Sonra başkana döneceğim. Alkebau İnşaat Viyana'dan bize destek veren Kerem Yavuz. Bugün yanımızda zaten sağ olsun her zaman anons ediyoruz. Anılet Orhan İlhan Dernek. Kayaoğlu Yapı Malzemeleri İbrahim Körbe Kardeşleri. Tozanlı Mühendislik Cami Isıtma Sistemleri Hayrettin Türkmen. Altıngöz Kuyumculuk Yüksel Celal Mehmet Kurufik. Huzurlu Çelik Kapı Esat Öz. Tuzla Sivaslar Dernek Başkanı Osman Atmış. Bu dostlarımıza devam ediyoruz ve bu dostlarımızın sayılarının artmasını bekliyoruz ve programımıza destek bekliyoruz. Programımızın devam etmesi adına. Sevgili başkanım neler yapıyoruz Avusturya'da? Nasıl geçiyor günler? Kaç sene oldu gideli? 1992'de gittim ben. Öncelikle bir süre çalışandan sonra Alki İnşaatı firmayı açtık. Ve 2008'den bu zamana kadar inşaatımız devam ediyor. Bu arada dernek de geniş bir dernek değil mi? Sadece yani Sivaslar değil, Tokatlar da var. Yani şimdi geniş bir katılım. Bizim derneğimiz Tozanlı Derneği, Tozanlı Kültür Union ismi, yani Tozanlı Derneği olarak geçiyor. Bu derneğin içerisinde Sivas Tokat, Bir Vadi Derneği, oradaki bütün Tozanlı kardeşlerimizi bir araya getirdik. Hep beraber güzel bir organizeli şekilde dernek devam ediyor. Ve ben buradan dernekten konuşmuşken değerli Tozanlı kardeşlerime hepsine selamlarımı gönderiyorum. Ve dernek yöneticilerine Avusturya'da bulunan bütün değerli dostlarımıza ve herkese selamlarımı ve saygılarımı buradan gönderiyorum. Bizden de selam olsun tüm oradaki dostlara. Gerçekten güzel bir katılım var. Başkanım da zaten çok başarılı.
Özellikle etkinlikler konusunda, festival konusunda gerçekten inanılmaz projeler üreten ve her sene bunu düzenli olarak yapan bir başkanımız. Öyle gurbet ellerde tabii ki kolay değil bu tür birliktelikleri, beraberlikleri sağlamak ve bu organizeleri yapmak, değil mi başkanım? Evet, bizim tabii ki bu sade bir yörenin derneği olmadığı için bayağı bir zorluklar da oluyor. Çünkü biz gönül istiyor ki 150 hane Tozanlı oturuyor Viyana'da. Hepsini de orada görmek istiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda burada derneğimize iştirak etmeyen kardeşlerimize de buradan sesleniyorum. Biz birlik ve beraberlik için uğraşıyoruz. Ne de olsa biz yabancı bir devlette ikamet ediyoruz. Hep beraber olsak daha da güzel olur, daha da güzel şeyler yaparız diye düşünüyoruz. Biz tabii ki Yıldırım Bey de geldi, orada gördü. Her yıl, her yazın güzel güzel şenlikler yapıyoruz. Çok güzel projelerimiz oluyor. Bu sene de var mı başkanım? Olmazsa olmaz, mutlaka olacak tabii ki. Evet. Bu sene biraz geç şey yapacağız. Çünkü Mayıs'ın sonlarında yapıyoruz. Yağmura... Havalar ısınsın diyorsun yani. Evet. Evet, geçen sene gibi yine yağmur olayı olmasın diye bir şekil Haziran'ın başlarında 15-16'sı o civarlarda. Şu an daha yeri tutmadık. Bizde bir sorun var. Yeri sorunu. Biz Avusturya'da bir ilki yapıyoruz. Hiçbir dernek yani bizim yaptığımızı yapmıyor. Çünkü biz dışarıda bir Türk kültürünü orada yaşatıyoruz. Yani Tozanlı'da nasıl bir şenlik yapıyorsak orada da aynı bu şekil böyle bir şenlik yapıyoruz. Gerçekten bunlar güzel da zor oluyor tabii ki başkanım. Çok güzel bir çok hizmet yapıyorsunuz ama devam edeceğiz başkanım. Reklam zamanımız gelmiş arkadaşlar, belirtiyorlar. Reklama gitmeden önce de ben her hafta olduğu gibi sizi yine bir kısa bir Anadolu'ya götürüyorum. Geçen hafta Doğan Şar konserini yayınlayacağımızı söz vermiştik. Yeniköy konseri gitti ama bu sene bu hafta Doğan Şar Festivali'ni yayınlayacağız. Şöyle sizi benim kendi ilçeme götürmek istiyorum. Doğan Şar Festivali'ne gideceğiz. Sonra kısa bir reklam buradayız. Bir bakalım coşku nasılmış Doğan Şar'da. Hep beraber izleyelim. Hadi gidiyoruz Doğan Şar'a. Renk katan bir sanatçımız. Çatpınar Güreş Ağası Sayın Nuri Cömert'in sponsorluğunda Doğan Şar Yaylası'nın gür sesi. Kültür Bakanlığı sanatçısı, alkışlarınıza Yıldırım. Gerçekten bu sene de birlikteyiz. Ben başta dernek başkanımıza, vakıf başkanımıza, güreş ağımıza ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum bu güzel organize için. Ve tabii ki Haydi haydi, haydi.
diyorsunuz. Tamam, bir unutulmaz diyoruz, ondan sonra halay horon. Son albümümüzün isim türküsü Unutulmaz. Thank you.